Merhaba arkadaşlar. Bugün 15 Haziran tarihli LGS dönemimizin İngilizce sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Ne demiş sorumuz? Which statement shows Jake's invitation for the party? Şimdi ne demiş? Hangi ifade statement? Yani hangi cümle burada? Neyi gösteriyormuş? Jake'in parti için olan davetini gösteriyor. Bakalım. Jack yazmış ki, we are giving a barbecue party this afternoon. Bu öğleden sonra biz bir mangal partisi yani barbekü partisi veriyoruz demiş. Karşısındaki kişi de really I like grilled food. Ben ızgara sebzeleri, daha doğrusu ızgara olan yiyecekleri severim demiş. Ve Jack de ne demiş? Fancy joining us ve bize katılmak ister misin diye sormuş. Fancy ile olan ifadeler neydi arkadaşlar? Birer davet kalıbıydı zaten. Would you like to veya shall we gibi düşünebiliriz. Ve cevap olarak da yes, I will definitely be there. Ben kesinlikle orada olacağım demiş karşı taraf. Yani ne yapmış? Bu daveti kabul etmiş. O zaman bir kabul ediş ifadesi varsa bu ifadeden önceki cümlede mutlaka bir davet cümlesi olmalıdır diyoruz. O zaman zaten cümle çıktı. Cevap çıktı. Ama bakalım diğer şıklar neden değil? I will definitely be there demiş. Kesinlikle orada olacağım dediğimiz ifade nedir? Bir kabul ediştir yani accepting'tir. Biz accepting değil inviting kalıbı arıyoruz. Yani davet kalıbı arıyoruz. Bu yüzden B şıkkı elendi. C'ye baktık. Really I like grilled food demiş. Izgara yapılan yiyecekleri sevdiğini söylemiş. Bu herhangi bir davet veya kabul etme ifadesi değildir. Bunun hiçbiriyle alakası olmadığı için elendi. D şıkkı ne dedi? En büyük çeldirici şık D şıkkı arkadaşlar. Bu soruda we are giving a barbecue party derken burada bir hemencecik bir davet söz konusu değil. Burada yalnızca bir event olayı var. Yani aslında davet edeceği etkinliğin ne olduğunu söylüyor. Yani önden bir bilgi veriyor aslında. Ama bunun devamında direkt cümlenin devamında would you like to join us ya da fancy joining us gibi ifadeler kullansaydı o zaman düşünebilirdik. Ama burada önce event hakkında yani etkinlik hakkında bilgi vermiş ve daha sonrasında davet etmiş. Bu da bu yüzden elenmiş oluyor ve birinci sorumuzun cevabı A şıkkı olmuş oluyor. Gelelim ikinci sorumuza. Choose the best option, complete the dialogue. Diyaloğu tamamlayan en uygun ifadeyi seçecekmişiz. Brad bir soru sormuş ve Luke da I usually get up late. Genellikle geç kalktığını söylemiş. Then I go out to meet my friends. Ve sonrasında da arkadaşlarımla buluşmak için dışarı çıkarım demiş. Şimdi bakalım hangi soruya cevap vermiş olabilir Luke? Braden sordu. A şıkkı ne diyor? Do you go to school on weekdays? Hafta içleri okula gider misin diyor. Şimdi burada bir uyarı hatırlatmak istiyorum. Do ve does'lı yapılan sorular veya emizarlı yapılan soruların cevabı ne olabilirdi? Yalnızca iki şıkkımız olurdu. Cevap olarak ya evet ya da hayır demesi lazımdı. Çünkü biz bunları hangi konu altında gördük? Yes, no questions altında gördük. Bu yüzden A şıkkı hemen elendi zaten. Gelelim diğerlerine. B ne demiş? What are you doing at home now? Şu an evde ne yapıyorsun dedi. Bakın burada now'a dikkat çekmek istiyorum. Çünkü now dediğimiz ifade bir zaman ifadesidir ve şimdi anlamına gelir. Yani şimdiki zamanı ifade eder. Ama biz cevapta ne demişiz? I usually get up late. Ben ne yaparım demişiz? Genellikle geç kalkarım demişiz. Bu yüzden şu an evde ne yapıyorsun sorusunun cevabı ben genellikle geç kalkıyorum olamayacağı için B şıkkı da elenmiş olur. Gelelim C şıkkına. What do you usually, yine bakın soruyu da usually ile sormuş. What do you usually do on Saturdays? Cumartesileri genellikle ne yaparsın demiş. Cevap olarak da ne demişti Luke? Genellikle geç kalkarım, sonra arkadaşlarımla buluşmak için dışarı çıkarım. Evet, sorumuzun cevabı çıktı. Gelelim D şıkkına. Where do you spend your holiday? Bir kere bir sorunun where'le sorulabilmesi için cevabında bir yer adı verilmesi gerekirdi. Cevapta herhangi bir yer adı verilmediği gibi bu yüzden ne yapılamayacak ki holiday diye bir şeyden de bahsetmedik. Yani tatilden bahsetmedik. Bu yüzden D şıkkı da ne yapacak? Elenecek. Cevabımız C şıkkı olarak kalacak. Gelelim üçüncü soruya. Tuba ve Jane arasında yine doğru olan en iyi daha doğrusu diyaloğu en iyi tamamlayacak olan ifadeyi seçecekmişiz. Tuba ne demiş? Would you like to join our WhatsApp group? Bizim WhatsApp grubumuza katılmak ister misin? Diye ne yapmış? Bir davette bulunmuş ve Jane de bir öncelikle bir cümle söylüyor.
Ve devamında da ne demiş? I'm really busy. Ben gerçekten meşgulüm demiş. Yani aslında burada ne yapmış arkadaşlar? Bir make an excuse yapmış. Yani gerekçesini ya da mazeretini belirtmiş. E biz make an excuse yapmadan önce ne yapıyorduk arkadaşlar cümlede, sorularda? Eğer make an excuse varsa onun öncesinde bir refusing olmalı. Yani bir reddediş ifadesi olmalı demiştik. Bakalım şıklardan hangisi reddediyor? Sure, elbette demiş. O zaman kabul eder anlamına geliyor. Demek ki elendi. B'ye geldik. Yes demiş. Evet dediğine göre bu da bir kabul ediş ifadesidir. Bu da bu yüzden elendi. C'ye baktık. Sounds nice. İyi bir sıfatla belli etmiş onu. Kulağa hoş geliyor dediğine göre demek ki kabul ediş ifadesi. Bu yüzden bu da elendi. Ve D şıkkı, no thanks, hayır teşekkürler demiş ki benim aradığım şık bu. Çünkü ben ne istiyordum make an excuse'den önce? Bir reddediş ifadesi istiyordum arkadaşlar. Bu yüzden üçüncü sorunun cevabı da D şıkkı olmuş oluyor. Gelelim dördüncü sorumuza. Melinda demiş, I don't even know how to make an omelet. Bir omletin nasıl yapılacağını dahi bilmiyorum diyor. Sandy ne demiş, anlatmaya başlıyor. Crack the eggs, yumurtaları kır. And pour into the pan ve sonrasında bir tavaya dök. And fry ve kızart. That's all, hepsi bu kadar demiş. Mary, fry, what do you mean? Fry yani kızartmak kelimesinin ne anlama geldiğini sormuş. Yani burada what do you mean derken bizler ne istiyor aslında? Fry kelimesini gel burada bana açıkla diyor. Ne anlatmak istediğini fry diyerek. Şimdi İngilizce'de iki tane kızartmak ifadesi vardı hatırlatayım size. Bir tanesi fry ve bir diğeri de roast. Şimdi roast ve fry arasındaki fark neydi? Roast dediğimiz ifade fırında olmalıydı. Herhangi bir şekilde yağın içine atıp kızartılmamalıydı. Roast fırında kızartmaksa demek ki fry da neydi? Yağda yağın içine atarak kızartmaktan bahsediyordu. Şimdi bakalım kelimelerimiz neleri anlatıyor bize. To take out the skin of fruit. Bir meyvenin kabuğunu çıkartmak diyor. Yani aslında bize soymak anlamına gelen peel'i tanımlamış oluyor. Ve o yüzden elendi. B ne dedi? To cook something in the oil. Bir şeyi yağın içinde pişirmek. Biz ki bizim aradığımız cevap bu zaten. Cevabımız çıktı. Çünkü fry dediğimiz ifadede mutlaka ne olmalı? Oil kelimesi olmalı. Yani yağın içinde olduğunu belirtmeliyiz. C şıkkı ne demiş? To cut something into pieces. Parçalar halinde kesmek. Yani chop ya da bazı durumlarda dice da diyebiliriz. Doğramak anlamında kullanacağız. Ve D şıkkı da ne dedi? To put it close to direct heat. Isının üstüne direkt yerleştirmek, direkt koymaktan bahsediyor. Ki bu da bize grill'i tanımlar. Yani ızgarada pişirmek, mangalda pişirmek. Çünkü direkt ısının üstüne, ateşin üstüne koyduğumuzu varsayarsak eğer. Bu yüzden C ve D şıkları elendi. Yağ dediği için fry kelimesinin anlamını tanımladı B şıkkı. Dolayısıyla da cevabımız o oldu. Gelelim 5. soruya. Ne demiş? What do these teenagers do at the weekends? Görsele bakacağız ve bu gençlerin hafta sonu ne yaptığını anlamaya çalışacağız. Görsel ne demiş zaten? Bir parti yapıldığından bahsediyor. Bize bu anlamı katacak bir şey arayacağız cevaplarda. They do their homework demiş. Ödevlerini yapıyorlar ama gördüğünüz üzere bir parti görseli var. Bu yüzden aşık elendi. They watch a nice movie. Filme dair herhangi bir görsel görmediğimiz için B şıkkı da elendi. They have fun together. Birlikte eğlendiklerini söylüyor. Güzel. Have fun ifadesini ben parti kelimesiyle özdeşleştirebilir miyim? Tabii ki özdeşleştirebilirim. Bu yüzden C şıkkı doğru cevabım gibi duruyor. D şıkkı ne diyor? They play online games. Biz herhangi bir şekilde bilgisayar veya online oyun göremediğimiz için D şıkkı da elenmiş oluyor arkadaşlar. Kolay bir soruydu. Gelelim 6. soruya. Bir diyalog görüyoruz. Tom ve Lisa arasında yine diyaloğu tamamlayacak en iyi şıkkı seçmeye çalışacağız. Tom ne demiş? Hi, this is Tom speaking. Kendini tanıttı. Ve kendimizi tanıttıktan sonra ne yapıyorduk? Sıralamayı hatırlayın diyaloglarda, telefon diyaloglarında. Birine bağlanmak isteyeceğiz ya da birini telefona rica edeceğiz. Burada hemen Tom sormuş. Can I speak to Kate, please? Ben Kate'le konuşabilir miyim lütfen demiş. Sonra Lisa cevaplıyor. Kişinin orada olup olmadığını kontrol edecek öncelikle sıralamaya göre. Hold on a moment dedi. Hold on ifadesi hatırlayın arkadaşlar.
karşı tarafı bekletmek demekti. Bir eş anlamlımız vardı ki o da hang on'da hatırlarsanız eğer. I will check dedi. Sonra Kate diye seslendi. Sorry but she is not at home demiş. Yani şu an evde olmadığını söyledi Lisa. Evde olmadığını söyledikten sonra yani biz istediğimiz kişiyle konuşamıyorsak eğer arkasından iki türlü olay sergilenebilir. Ya arayan kişi yani bu durumda Tom kendisi mesaj bırakabilir miyim diye sorabilir. Ya da aradığı kişi ya da telefonu açan kişi yani bu durumda Lisa ondan önce davranıp mesaj bırakmak ister misiniz diye sorabilir. Ki burada zaten Lisa'nın konuşmasını arıyoruz. Muhtemelen böyle bir şey gerçekleşti. Devamına baktığımızda Tom da Lisa'nın sorduğu bu soruya yes please, evet lütfen diye cevap veriyor. Ve devamında da bizim Mab'in sorularında en sık gördüğümüz ifadeyi görüyoruz. Can you tell her to call me back please? Yani ona beni geri aramasını söyler misin ifadesi. Bu ifade hangi kalıba çıkıyordu arkadaşlar? Biz bu ifadeyi görüyorsak ne olduğunu anlıyorduk? Bunun bir mesaj olduğunu anlıyorduk. O zaman kesinleşti. Yani şıklardan mesaj anlamına gelebilecek bir şık aramamız gerekiyor. A'ya baktık. Who is calling please? Kim aradı? Kimin aradığını öğrenebilir miyim diyor. Yani kim arıyor diye soruyor. Burada böyle bir sorunun cevabı evet lütfen olamazdı. Tom'un burada direkt kendisini tanıtması gerekirdi. A şıkkı elendi. Can you please call me another time? Lütfen başka bir zaman arar mısın diye sorduktan sonra, söyledikten sonra daha doğrusu Tom evet lütfen ona beni geri aramasını söyler misin diye bir şey der mi? Bu da kesinlikle diyaloğu en iyi şekilde tamamlamayan bir ifade. Where is Kate now? Lisa zaten biraz önce evde olmadığını söyledi. Devamında neden Kate nerede diye bir soru sorsun. Bu da anlamsız olan şıkkımız. En anlamlısı tabii ki D şıkkı. Zaten mesaj kelimesini görüyoruz cümlede. Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misin diye soruyor Lisa. Ve cevap olarak da Tom. Evet lütfen ona beni geri aramasını söyler misin diyor arkadaşlar. Bu yüzden cevap denizli. Gelelim 7. soruya. Sue konuşucuymuş. Bakalım ne diyor? Hi friends, I'm throwing a tea party in our garden on Saturday afternoon. Cumartesi öğleden sonra bir çay partisi veriyormuş bahçesinde. Would you like to attend? Katılmak ister misin? Dedi. Şimdi 4 arkadaşına sormuş. Sorumuz ne? According to speeches, konuşmalara göre who refuses Sue's invitation? Peki Sue'nun davetini kim reddetti? Bakalım bir reddediş arıyoruz. Steven ne demiş? I'm sorry but I'm busy on Saturday afternoon. Zaten I'm sorry but ifadesi varsa kesinlikle bir reddediş ifadesidir diyoruz. Ki sonrasında meşgul olduğunu söyleyerek de gerekçesini açıklamış. Yani Steven reddetti. Aslında cevabımız çıktı. Bakalım diğerleri nasıl kabul ettiler? Nancy ne demiş? That sounds great. Kulağım muhteşem geliyor. I would love to join. Katılmayı çok isterim demiş. Yani Nancy kabul etti. Sarah ne demiş? I'm crazy about parties. Ben partileri çok severim diyor. I will be there. Orada olacağım dedi. Orada olacağım diyorsa yani Sarah da kabul etti. Sonra Bill'e baktık. Good idea. İyi fikir dedi. I like tea parties. Ve ben çay partilerini severim dedi Bill. Bu yüzden ne yaptı? Bill de kabul etmiş oldu. Zaten en baştan Steven'ın reddettiğini söylemiştik. Dolayısıyla cevabımız değişik olmuş oldu. Gelelim 8. soruya. Bir araştırma şirketi diyor, a research company asked 100 people about why they usually use the internet. Şimdi bir araştırma şirketi ne yapmış? 100 kişiye soru sormuş. İnterneti neden kullandıkları hakkında. Ve cevaplar gelmiş. 25 people use social network. 25 kişi sosyal ağ kullandığını söylüyor. 20 people watch videos and movies. 20 kişi video ve film izlediğini söylüyor. 40 people do online shopping. 40 kişi online alışveriş yaptığını söylüyor. 15 people send emails. Ve 15 kişi de e-mail gönderdiğini söylüyor. Ve bizden buna uygun olan grafiği bulmamız istenmiş. Sosyal ağ kullanımı maviyle ifade edilmiş ki biz onun 25 kişi olduğunu biliyoruz. Sonra video ve film izleyenler sarıyla ifade edilmiş ki onun da 20 kişi olduğunu biliyoruz. Online shopping yapanlar 40 kişi olduklarını söylediler. 40 kişi olduğunu biliyoruz. Ve e-mail gönderenler de yeşille ifade edilmiş. Onların da 15 kişi olduğunu biliyoruz. Bakalım. Öncelikle sosyal ağ kullanımından başlayalım.
Mavi ile işaretlenenler 25 kişi olmalı. A şıkkına baktığımda mavi kısmın 25 ile eşleştiğini görüyorum. Demek ki doğru cevap olabilir. B'ye geldiğimde mavi şıkkın neyle? 30 ile eşleştiğini görüyorum. Bu yüzden B şıkkı elendi. Bizim aradığımız şey çünkü neydi? 25 kişi arıyorduk biz. Evet, A olur dedik. B, üzgünüm, 30'dan dolayı olmadı. C'ye baktık, C'nin mavisine baktık. 40 kişiyle eşleşti, bu da olmadı. D'ye baktığımızda yine mavi 25 kişiyle eşleşti, yani olabilir. Yani 4 şıktan 2 şıkka düştük. A ve D şıkları kaldı. Sonra geldik, watch videos and movies. Yani film ve video izleyenler, ki biz onların 20 kişi olduklarını görmüştük zaten. Bakalım sarıyla işaretlenenler 20 mi? Evet, A şıkkında 20. D şıkkı geri kalan doğru şıkkımdı. 30 ile eşleşmiş. Demek ki D şıkkı da elendi. Cevabımız A şıkkı olarak kaldı. Bakalım diğerleri karşılıyor mu? Kırmızı ile ifade edilenler online alışveriş diyordu ve 40 kişiydi. Kırmızıya baktığımda A şıkkında 40 kişi olduğunu görüyorum. Demek ki doğru. Ve yeşil ile ifade edilenler de 15 kişiydi. Yeşile baktığımda da 15 kişi olduğunu görüyorum. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olmuş oluyor. Ve geldik 9. soruya. The visuals below show what kind of desserts people prefer at a restaurant in June and July. Şimdi bu görseller diyor ki, Haziran ve Temmuz aylarında restoranlarda ne tür tatlıların tercih edildiğini söylüyormuş. Öncelikle Haziran ayına bakalım. Dondurma tercih edenler 100 kişi, elmalı turta 130 kişi, çikolatalı pasta 90 kişi ve kruvasan tercih edenler 60 kişi. Sonra Temmuz'a baktığımızda bakalım nasıl bir değişim var. Dondurma 100 kişiden 150 kişiye çıkıyor. Elmalı turta 130 iken 120'ye düşüyor. Çikolatalı pasta 90 iken 80'e geriliyor. Ve kruvasan da 60 iken 50'ye geriliyor. Bakalım. According to the results above, yukarıdaki sonuçlara göre which of the following is not correct? Doğru olmayan bir şık arayacağız. Bakalım. People most prefer apple pie in June. Şimdi diyor ki, İnsanlar mostly, en çok, Haziran ayında neyi tercih ediyorlarmış? Elmalı turta tercih ediyorlarmış. Bakalım doğru mu? Baktık Haziran'a, en çok Haziran'da en çok tercih edilen neymiş? Elmalı turtaymış. O zaman nedir? Bu ifadem doğrudur. Biz yanlış arıyoruz. Bakalım, ice cream is the most popular one in both June and July. Şimdi Haziran ve Temmuz ayında en popüler olan her ikisinde birden dondurma olduğunu söylüyor. Haziran'ın en popüleri üzgünüm ki elmalı turta. Evet, Temmuz'unki doğru dondurma ama Haziran'da en popüler olan elmalı turta dondurma değil. Bu yüzden B şıkkımız hatalı. Bakalım C ve D şıkları neden doğru? Only 50 people, yalnızca 50 kişi diyor, prefer croissant in July. Temmuz'da kruvasan tercih ediyor diyor. Temmuz'a baktığımda kruvasan tercih edenin 50 kişi olduğunu görüyorum. Demek ki bu şıkkım da doğru. Ve D şıkkında demiş, more people, daha fazla kişi, prefer chocolate cake, daha fazla kişi çikolatalı pasta tercih ediyormuş. Ne zaman? Haziran'da. Hangi aya kıyasla? Temmuz'a kıyasla. Bakalım, Haziran'da çikolatalı pasta 90 kişiyken Temmuz'da 80 kişi olduğunu görüyoruz. Demek ki Haziran'da daha fazla tercih ediliyor. Bu yüzden bu şıkkımız da doğru oluyor. Zaten B şıkkının hatalı olduğunu söylemiştik. Çünkü Haziran'da ve Temmuz'da en popüler olanın dondurma olduğunu söyledi şık. Ama Haziran'ın en popüler yiyeceği elmalı turta. Bu yüzden sorumuz B şıkkımız daha doğrusu yanlış olmuş oluyor. Ve gelelim 10. soruya. 10. soru ne demiş? People can use. İnsanlar kullanabilir. Bir şeyi kullanacaklarmış. Şıklardan bunu bulmaya çalışacağız. To buy or sell things. Bir şeyleri satmak veya satın almak için kullanabilirmiş. To share or find information. Bilgi bulmak ve paylaşmak için kullanabilirmiş. And communicate with each other. Birbirleriyle iletişim kurabilirlermiş. Ne aracılığıyla? By email. E-mail aracılığıyla. Or in chat rooms veya sohbet odaları aracılığıyla. Ne yapabilirlermiş? İletişim kurabilirlermiş. Şimdi insanlar bunların hepsini neyle yapar diye soruyor bize. En uygun şekilde diyaloğu tamamlayacağız. Daha doğrusu metni tamamlayacağız. Burada ifade ettiği şey para mıdır? A şıkkı para olduğunu söylüyor. Hayır. B şıkkı paranın başka bir formu olan bozuk para diyor. Ki bu da hayır. C
C şıkkı zaman olduğunu söylüyor ama biz burada bir şeyler satın almaktan ya da satmaktan bahsediyoruz. İletişim kurmaktan ve bilgi bulup paylaşmaktan ki e-mail kullanımından da bahsettiğimiz için cevabımız dolayısıyla D şıkkındaki internet olacaktır. Umarım kolay bir sınav olmuştur sizin için. Görüşmek üzere arkadaşlar.